malum AK Parti kuruluştan bu yana 2002'den beri iktidar ve iktidar süreci içerisinde yapamayacağı hiçbir sözü vermedi ve verdiği her sözü de mutlaka yerine getirmiştir. Tabii günümüzde maalesef antidemokratik yollarla amacına ulaşamayan bazı kesimlerin, yurt dışı bazı mihrakların bu sefer ekonomi üzerinde takım oyunlar tezgahladığını hepimiz çok iyi görüyoruz. Ekonomimiz sağlam. Bu tür spekülatif hareketler de kısa süreli geçecektir. Çünkü bugüne kadar üzerimize oynanan bu oyunların hiçbirisine karşı ülke olarak da, liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız olarak da hiçbir zaman diz çökmedik. Bu süreci de en iyi şekilde atlatacağız. Bir taraftan tabii moral değerlerimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Akılcı politikalarla, reel politikalarla ülkemizin ihtiyacı olan acil ihtiyaçları önceleyerek bir 100 günlük eylem planı ortaya çıktı. Bu eylem planı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. Bu tüm Türkiye'de bir takım ihtiyaçların aciliyet kesbeden, tamamlanmaya yakın olan bir takım ihtiyaçların 100 gün içerisinde tamamlanmasını öngörüyor. Belki bu 100 günden sonra yeni bir eylem planı daha yine açıklanmış olacak. Çünkü kısa süreli hedefler bunlar, acil hedefler. Ve bu hedefleri siz hedef koymazsanız ortaya, amacınız belli olmazsa, 100 günlük süre içerisinde ne yaptığınızı bilmezseniz öyle savrulur gidersiniz. Var mı? Şimdi esnafı biz her zaman önceledik. Esnaf bizim hakikaten en öncelikli yaşam alanlarımızdan biridir. Eğer esnafı yaşatamazsak Türkiye'nin ayakta durması zaten mümkün değil. Kısa, orta, uzun vadeli esnaflara ilişkin projelerimiz her zaman oldu. Esnaf kredi faizlerine yönelik biliyorsunuz işte AK Parti öncesindeki o faiz oranlarını bir düşünün. 69-70'lere varan faiz oranları. Bunları minimum düzeye çektik. Neredeyse büyük oranda sıfırladık. Bir taraftan esnaf kredi kooperatiflerine olan destekler, yine KOSGEB aracılığıyla vermiş olduğumuz destekler her anlamda esnafımızın gelişmesi, hayatını idame ettirmesi için çok çok önemli. Bizler de esnafımızı ihmal etmemeye çalışıyoruz. Her fırsatta zaman buldukça işte burada Esnaf Odaları Birliği Başkanımız yöneticileriyle birlikte, yönetim kurulu üyeleriyle bir kez ziyaret etmek istedik. Hem yapılanları hem varsa ihtiyaçlar, talepler yine kendilerinden dinlediğimiz kadarıyla zaten varsa bu eksiklikleri de tekrar çözmeye çalışıyoruz. Bizim en yakın çalıştığımız arkadaşlarımızdır. Bu ülke için, bu millet için onlar da ter döküyor. Millet adına ter dökenlerin yanında hep olduk. Bundan sonra da inşallah olmaya devam edeceğiz. Evet, öncelikle yönetim kurulu adına, sayın vekilime, il başkanına, ilçe başkanına, yönetim kurulu üyelerine hoş geldiniz diyorum. Onlar da yeni bir seçim geçirdi, yeni bir sistemle bismillah dediler. Bizim de seçimlerimiz aynı tarihe denk gelmişti. Biz de seçimlerimizi yeniledik. Biliyorsunuz Türkiye ne zaman istikrar adına bir şey yakalarsa bakıyorsun dış güçler Türkiye üzerinde oynanan oyunlarla bir Türkiye'ye zarar vermek istediler. Biz geçmişi biraz unutuyoruz aslında. İşte bir ara terör olaylarıyla Türkiye üzerinde oynanlar. Tabii bunda esnaf sanatkarımız da zarar görüyor. Geçen yıl hatırlarsınız terör olaylarından dolayı turizmde bir şey aksama olmuştu. Şu anda şükür biraz turlar geliyor. İşte esnafımızı geziyor. Esnafın içinde lokantalarımız, sosyal tesislerimiz biraz iş yapma haline geldi. 17-25 Aralık'tan tutun, 15 Temmuz'dan tutun, işte bu ekonomik doların, dövizin yükselmesinden tutun da tabii ki esnaf sanatkar burada hep zarar görüyor. İnşallah Türkiye güçlü bir Türkiye, bunların da üstesinden gelecektir. Hükümetimiz de esnaf sanatkara elinden geldiği kadar bu desteklerde biraz daha can suyu adı altında esnaf sanatkara sahip çıkar ve kredilerde biraz daha kolaylık sağlarsa inşallah bu sıkıntıları da atlatırız. Türkiye öyle üzerinde oynanan oyunlara boyun eğmez.